Yana bir marta xush keldingiz O'zbekistonga. Juda tez-tez kelib turasiz oxirgi payt. Oxirgi paytlarda. Çok da tez-tez gelip gitmiyorum ya aslında. Yani bir senedir, bir buçuk senedir gelemiyordum. İşte bir geçen ay geldim, bir de bu ay geldim yani. Aha. Sevgi uchun kelasiz mi? Kimidir sevganingiz uchun kelasiz mi? Nega ko'p-ko'p kelasiz? Abi Özbekistan benim için farklı. Hani aha, belki çok bazen şey geliyor insanlara. Yani ne kadar farklı olabilir, ne oluyor? Ben ama buranın tarihi bir kahramanlığına şey oldum, oynadım. O yüzden ben o zaman bile 5-6 kere gelmiştim. Semerkant'a gittim, Buhara'ya gittim, Hive'ye gittim. Yani hani bu topraklarda anlamaya çalıştım, geçmişe gitmeye çalıştım. Buranın tarihini araştırdım. Belki yaptığım işten dolayısıyla da biraz daha sevgi fazla buraya karşı. Bir de güzel arkadaşlarım var burada yani. Hani onlarla zaman geçirmeyi seviyorum ben yani. Hı hı. Xorazm'a bordingiz mi? Celaleddin yurtu Xorazm. Vardım. Video bile koymuştum o zaman. Bizi başlamadan önce vardık. Aha. Mehmet abiyle, Mehmet abi falan da vardı. Mehmet Bozdağ falan. Hep beraber bir gitmiştik oyuncu arkadaşlarla. Sizin Celaleddin deyip tanıyetkenler var mı Özbekistan'da? Celaleddin'den mi? Yok, Celaleddin deyip tanıyetkenler var mı? Celaleddin olarak tanıyor diye soruyorlar. Burada Celaleddin olarak tanıyor musunuz? Celaleddin aslında. Yani ya şöyle tabii anladım. Celaleddin'den dolayı ilk tanıdılar zaten ama Veda Mektubu'nun da hani şu an etkisi var yani. Veda Mektubu sakallar falan gidince biraz değişiyorsun ya. Aha. Şimdi Veda Mektubu'ndaki haline daha çok benziyor. O yüzden bir de yayınlanıyor şu an. Daha çok taze. O yüzden şu an Veda Mektubu biraz daha ağırlıklı gidiyor. Şunarlıyım. Celaleddin Manguberdi serialiga juda katta pul sarflandı. Lekin ishonchim o kadar oqla olmadı. Nega deb o'ylaysiz? İlk kısmını anladım. Niye? Ne oldu? Çok para harcandı fakat ama o bizim olmadı. Evet. Beklediğimiz gibi yakalanmadı. Gibi şey olmadı yani. Abi bu sorunun cevabı çok uzun bir cevap aslında. Kısa olur mu? Bu Özbekistan'daki televizyon film sektörünün daha tam gelişmemesiyle de alakası var. Maalesef çok geride. Yani televizyon film sektörü biraz burada gelişmesi lazım. Oyunculara daha çok saygı duyulması lazım. Yönetmenlere daha çok saygı duyulması lazım. Daha çok para harcanması lazım. Biraz bu konuda geride olduğu için yani anlamakta zorlanıyor olabilirler. Bir de şöyle bir şey oldu. Mesela bizde haftada bir yayınlanır diziler. Celaleddin de burada haftada bir yayınlandı. Ama Özbek halkı buna alışık değil. Her gün izlemeye alışık. O yüzden bir garipsedi hani her pazar günü, her pazartesi beklemeyi çok bilmiyor halk. Dolayısıyla o Celaleddin aslında onu da kıran bir şey de oldu. Ama Celaleddin Türkiye'de bile şu an en büyük işlerden biri. Biz 2 sene önce ilk sezonu yayınlandığında ATV'de inanılmaz yüksek reytingle başladı. İkinci sezon, ilk sezonun çok daha üstünde oldu. Gerçek tarihi anlattık. 7-8 tane gerçek savaş çekildi. Ve şu an dijitale satıldı. Ocak ayında da ikinci sezonu gösterecekler. Hı hı, şunarlıyım. Azat Bey'le münasebetleriniz kanaka? Çok, çok iyi. Dün konuştuk. Telefonla dün konuştuk. Azat abi, yani hani yaptığı iş haricinde ben onu kalbini çok sevdim. Özbekistan için yapmak istediklerini biliyorum gerçekten. O yüzden Azat abinin benim için yeri çok farklı yani. İşle alakalı değil sadece. Sevgi besliyorum ona karşı. Farklı bir sevgi besliyorum. Şunali, Emir reytinginiz kaç derecede hoş Türkiye'de? Sizi kaç derecede tanışadı, sevişadı, taklifler kaldı? Türkiye'de reytingin kaç yani? Yüksekliğin nasıl yani? Yani şöyle, biz çok... yani bunun cevabı benim cevap vermem olmaz. Evet, onun çok için bilmiyorum falan diye çıkamam. Ama şöyle bir şey var. Veda Mektubu... Veda Mektubu bitti. Şimdi 2-3 ay bir dinlendik. Şu an yeni bir projeye başladık. Bir aydır onun hazırlığı içindeyiz. Çok büyük bir projeyle de şu an hani 1 ay 2 ay sonra TRT1'de yayınlanmaya başlayacak. Yeni bir proje var yani. Hı hı. Sizin yoningizde bir Özbek aktrisasını ko'rishga o'rganganmiz Yulduz Rajabova. Nega hozir u yo'q? U sizni tashlab ketdi mi? Biraz zorlaşmaya başladı sorular. Evet. Belki her zaman sizin yanınızda Yulduz Rajabova'la oynadınız ya. O yüzden her zaman niye şimdi yok yani soruyu biraz süsleyip önünü biraz süsleyip kibarlaştırıp değil mi soru soruyor. Yani Yıldız'la konuşuyoruz hala, görüşüyoruz. Şu an yanımda değil. Şeye çıkacağım çünkü. Sevgi bitti mi? Yok mu? Sevgi bitmedi.
Sevgi bitmez. Aha, bize evet. Kolay bitmez sevgi. Sevdik mi buradan severiz. Mazara kadar. Eyvallah. Mezara kadar. Mazara kadar. Aynen öyle. Demek her yeri seversiniz. Tabii. 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 Yani yolunda her şey. Her şey yolunda. Ümit kılamız ve yakşılık dileğimiz. Görmüyorsun.